Geçtiğimiz bir buçuk hatta iki ay içerisinde mümkün olduğunca bütün haberler olumlu algılandı. Bütün verileri de olumlu yönden değerlendirdi piyasalar. Sonrasında da borsalar özellikle hisse senedi piyasaları yukarıya doğru hareketler yaptı. Rekor üzerine rekor kırdı. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Peki bu durum gerçekçi miydi? Tabii ki değildi. Bunun bir balon olduğunu ısrarla söylüyordum sizlere. Nitekim son iki gün içerisinde hem küresel borsalarda hem de Türkiye'de gelen satışlar borsaların ciddi anlamda gerilemesini beraberinde getirdi. Bu gerileme devam edecek mi? Ya da bu gerileme daha da şiddetlenecek mi? Soru 1. Altındaki bu hareketler ne anlama geliyor? 1800'ün altına hafif göstermeleri, sonrasında tekrar 1800'ün üzerine atılması, 1800-1860 aralığının iyiden iyiye artık temelini sağlamlaştırmaya başlaması ne anlama geliyor? Altın fiyatları bundan sonraki süreçte ne olacak? Gram altın nereye doğru gidiyor? Dolar 6.85-86 civarında resmen demirledi kendisini. Bu süreç böyle devam edecek mi? Aynı bir sabit kur gibi bir modelle mi karşı karşıyayız? Yoksa bu sürecin sonuna mı yaklaştık? Dolardaki sert hareketlerle de karşı karşıya kalabilir miyiz? Bütün bu soruların cevabını bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Piyasalardaki hareketlerin gerçekçi olmadığını nereden anlıyoruz? Bütün haberlerin, bütün verilerin her ne kadar olumsuz olursa olsun olumlu gibi algılanmasından anlıyoruz. Bugün borsalar niye düşüyor? Yani geçtiğimiz günlerden çok daha kötü haberler geldiği için mi? Ya da pandemi etkisi iyiden iyi ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde hiç belli değildi. Onun için borsalar yükseliyordu da bugün tamam artık gerçekleri gördük. Satış yapmaya başlayalım dedikleri için mi? Tabii ki böyle değil arkadaşlar. İki ay önceki tablo neyse bugünkü tablo da aynı. Pandemi etkisi o zaman da vardı, bugün de vardı. İkinci dalga ile ilgili endişeler o gün de vardı, bugün de var. Ekonomilerdeki bozulma sinyalleri o gün de belliydi, bugün de belli. Bir şekilde piyasaların yukarıya çıkartılarak özellikle küçük yatırımcılara mal verilmesi gerekiyordu. Bunun için de borsalar yukarıya çekildi ve yukarıya gidecek algısı yaratıldı. Küçük yatırımcının eline bütün mal aktarıldıktan sonra da artık olumsuz haberler algılanmaya başladı. Öbür taraftan 3 Kasım'a kadar Amerika ortamı germeye devam edecek. Çin'le ilgili 50 tane uygulama getirdi. 50 tane yasaklama getirdi. Özellikle Huawei üzerinden Çin'e yüklenmeye başladı. Hong Kong nedeniyle Avrupa ülkeleri de Çin'le arasına mesafe koymaya başladı. Bütün bunlar toplamda Çin-Amerika-Avrupa kutuplaşmasında beraberinde getiriyor. Daha oyuna tam anlamıyla Rusya girmiş değil ama büyük ihtimalle Rusya'da girdiği an itibariyle bir tarafta Çin, Rusya ve bazı Asya ülkeleri, öbür tarafta Amerika, Avrupa ve bazı Batı ülkeleri bir araya gelerek çift kutuplu bir dünyaya doğru işi sürükleyecekler. Sosyal patlamalar yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Sosyal patlamaların başlaması aslında çok ciddi bir savaşı da işaret ediyor. Dünya çapında bir savaştan bahsediyorum ve bütün bunlar toplamda risklerin artmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla zaten borsaların yükselmesinin gerçekçi olmadığı çok net bir şekilde ortadaydı arkadaşlar. Defalarca söylememize rağmen ne yazık ki bizi kale almayanlar oldu anladığım kadarıyla ve 120 bin seviyelerinden hisse senedine girenler oldu. 130'a, 140'a, 150'ye, 200'e gidecek diye konuşmalara kanarak. Oysa bu rakamlara çıkması bu koşullar içerisinde mümkün değil. Dünyada hiçbir şey düzelmiş değil. Aksine dünyada her şey kötüye gitmeye devam ediyor. Veriler ve haberler de bunu teyit ediyor aslında. Türkiye özelinde konuşursak arkadaşlar, borsa endeksinde düşüş bir para çıkışını işaret ediyor. Bu çıkan para da mutlaka bir yere gidecek. Büyük ihtimalle ana vatanına dönmek için buradan dolar alınacak. Doların talep görmesiyle birlikte doların çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini birlikte izleyeceğiz. 7 liranın üzerinde, 7.20'nin üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Doların yükselmesi borsadaki çıkışların daha da artmasını beraberinde getirecek. Borsadaki çöküşün daha da hızlanmasını beraberinde getirecek. Çünkü dolar fiyatları yukarıya doğru gidecek. Bunu gören herkes hisse senedi piyasasından çıkıp dolara girmeye devam edecek. Ki ons da gördüğüm kadarıyla 1800'ün üzerine çıpalamış gibi kendisini. Eğer ki bir hafta daha 1800'ün üzerinde kalmayı başarırsa artık 1860 denemesini yapacaktır. Ons'un 1860 denemesi yapması. Doların 7.20'lere doğru gitmesi ise 410-420 aralığında bir gram altını işaret edecektir arkadaşlar. Dolarda artık günün sonuna yavaş yavaş yaklaşmış durumdayız. Altının onsunda ise hisse senedi piyasalarındaki tedirginlik nedeniyle sert hareketlerin olacağının işaretini alıyoruz arkadaşlar.
Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da %12.8, genç işsizlik %24.4, %1.2'lik bir artış var. 3 milyon 775 bin kişi işsiz kalmış durumda. İstihdam oranı %4.9 oranında azaldı ve %41.1 seviyesine geldi. Yıllık istihdam 2 milyon 585 bin kişi azaldı. 25 milyon 614 bine düştü. Tarım dışı işsizlik oranı %14.9, genç işsizlik %24.4. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik Nisan'da 13.8. Bu ne anlama geliyor? Biraz bundan bahsedelim. Kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldı ve bir ay sonra tamamlanacak. Ona rağmen bizim işsizliğimiz %12.8. Üstelik bu işsizlik verileri Nisan ayına ait. Nisan'da, Mayıs'ta ve Haziran'da muhtemelen, yani kısa çalışma ödeneği tamamlanana kadarki süreçte bu seviyelerde veya bu seviyelerin bir tık üzerinde işsizlik rakamlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama arkadaşlar, kısa çalışma ödeneğinin bitmesiyle birlikte şirketlerin çok hızlı bir şekilde işçi çıkartacağı kanaatindeyim. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi tabii ki destekleri alamıyor olmaları. İkincisi, ikinci dalga etkisi özellikle Eylül, Ekim, Kasım aylarında çok daha net bir şekilde kendisini göstermeye başlayacak. Piyasalar iyiden iyiye daralacak ve bu daralma reel sektörü köşeye sıkıştıracak. Daha çok işçi çıkartmak zorunda kalacaklar. Bu bir anda 5-6 puan, belki 7 puanlık işsizlik artışını beraberinde getirebilir. İşsizlik aslında reel sektöründe büyük sıkıntısını işaret ediyor. Büyük iflaslar, konkordatolarla karşılaşacağız görünen o. Reel sektörün batması, bankacılık sistemindeki batık kredi oranlarının artmasını beraberinde getirecek. Devletin vergi toplayamamasını, bütçedeki deliğin büyümesini beraberinde getirecek. Reel sektörde yaşanan sıkıntı, bankacılık sisteminde yaşanan sıkıntı, ikinci pandemi etkisiyle birlikte dış ticaretin önünün iyiden iyiye kesilmesi ise dış ticaret açığının büyümesini, cari açığın büyümesini beraberinde getirecek. Ve bütün bunlar toplamında hem ekonomik bir krizi işaret edecek ulusal çapta, dünya çapında da bir ekonomik krize zaten hızlı adımlarla ilerliyoruz ama bizim kendi ulusal krizimiz çok daha derin olacak. Neden? Zaten bu pandemiye hazırlıksız yakalandık. Bir de bu pandemi sürecinde üzerimize düşen vazifelerin büyük bir kısmını gerçekleştirmedik. Anlayacağınız bir devalüasyon etkiyle karşı karşıya kalacağız dolarda. Bir de bunun yanına siyasi meseleleri koyalım. Nedir o siyasi meseleler? Türkiye'deki Ayasofya konusunun gündeme geliyor olması durup dururken en zor zamanlarımızda uluslararası ilişkilerde daha da sıkıntıya girebileceğimiz adımlar atıyoruz. Bir tarafta Libya meselesi, bir tarafta Doğu Akdeniz meselesi, Amerika-Türkiye ilişkilerinin gerilmesi, S-400 meselesi ve bunun yanında bir de Ayasofya konusu. Ayasofya sadece bir ibadet tane değil. Aynı zamanda bir kültür değeri. Bakın UNESCO'nun bu konuyla ilgili açıklaması var. Türkiye ya da herhangi bir devlet fark etmez. Bütün küreyi ilgilendiren, bütün dünyayı ilgilendiren evrensel konularda karar alırken bütün dünya ülkelerine danışmak zorunda. Çünkü bu hepimizin kültürel mirası diyorlar Ayasofya için. Şunu söyleyenler olabilir. Ya kardeşim, burası bizim topraklarımız, bizim topraklarımız içerisinde yer alan Ayasofya ile ilgili de kararları biz veririz diyebilirler. Ama öyle değil. Bugün ben Ayasofya'yı yıkacağım, yerine rezidans dikeceğim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ya da dünyada Türkiye'yi ya da İslam alemini çok yakından ilgilendiren herhangi bir yapıyla ilgili, herhangi bir kültürel mirasla ilgili o ülkenin tek başına karar vermesi sizi rahatsız eder mi, etmez mi? Reel bir şekilde cevap vereceksiniz. Yani kendiniz yaparken yapacaksınız ama başkaları yaptığı zaman kızacaksınız. Olmaz. Bazı şeyler evrenseldir ve bu evrensel konularda kendi başınıza karar vermeniz mümkün değil. Karar verebilir misiniz? Elbette verirsiniz. Ama verdiğiniz zaman bunun bir bedelinin olacağını da bileceksiniz. Nitekim bakın Rahip Brunson krizinde de aynı süreçle karşı karşıya kalmıştık. Amerika Türkiye üzerine çok ciddi baskılar oluşturdu. Ağustos 2018 kur şoku yaşandı. Ayasofya meselesinin bundan daha önemsiz olduğunu söyleyemezsiniz. UNESCO'nun bu uyarısı aslında tüm dünya ülkelerinin uyarısı anlamına gelebilir ve yarın özellikle milliyetçi oyları almak isteyen, muhafazakar oyları toplamak isteyen Trump'tan çok daha sert bir yaptırım süreci gelebilir. Eli de güçlü, bir tarafta S-400 meselesi de var zaten. Kendi kamuoyuna hem S-400 meselesini hem de Ayasofya meselesini
kendisini sunarak bir şekilde oyları kendisine tahvil etmeye çalışacaktır. Türkiye-Amerika ilişkilerinin gerilmesi, daha doğrusu Türkiye ile tüm Batı ilişkilerinin iyiden iyiye gerilmesi, Türkiye'deki para çıkışını, doğrudan sermaye çıkışını ya da sıcak para çıkışını hızlandıracaktır. Bu da dolardaki kırılma etkisini arttıracaktır arkadaşlar. Doların kırılması, devalüasyonist bir etkiyle yukarıya doğru hareket etmesi ise ekonomik krizin çok daha fazla derinleşmesinde beraberinde getirir. Ekonomik krizin derinleşmesi ise hem altının hem de doların çok hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini sağlar arkadaşlar. Onun için Ayasofya'yı tek başına bir ibadethane olarak değerlendirmek mümkün değil. 1924'te bu kararın alınması, yani Ayasofya'nın müze haline getirilmesi, bu dengelerin gözetilmesi amacıylaydı. Yarın öbür gün oluşabilecek risklerin önü kesilmişti. Biz bu adımlarla aynı riskleri bir kez daha gündeme getirmiş oluyoruz. Ha kardeşim, bizi ilgilendirmez. Biz ne olursa olsun Ayasofya'yı cami yapacağız. Bu bizim ulusal meselemiz diyebiliriz. Ama o zaman karşılığında yaşayacağımız gerilimleri ve yaşayacağımız ekonomik sıkıntıları da göze almak zorundayız. Bunun bedelini sadece Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ya da Türkiye Cumhuriyeti devleti değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar ödeyecek. Bunu da bilmek zorundayız arkadaşlar. Dediğim gibi Ayasofya meselesi olduğu sürece Türkiye'nin ekonomik riskleri daha da artacak. Belki de bir bahane olarak gösterilmek için Ayasofya tam da bugünlerde gündeme getirildi. Zaten ekonomiyle ilgili çok ciddi kırılmalar yaşanacaktı ki bunu biz biliyoruz ve günlerdir, aylardır sizlerle paylaşıyoruz. Artık bunun kaçınılmaz olduğunu ekonomi yönetimi de gördü. E ne yapalım, bir dış güç bulalım bari dediler ve Ayasofya meselesini masaya sürdüler. Velhasıl arkadaşlar, borsa 113.000 seviyesinde aşağıya doğru zorluyor. Eğer ki iş böyle devam ederse önümüzdeki hafta 110.000'in altında bir borsa görürüz ve hem dünyada hem de Türkiye'de risklerin artması, rakamların bozulması, haber veri akışının artık olumsuz değerlendirilmesiyle birlikte 100.000'in altına giden bir borsa ile karşı karşıya kalırız. Borsa endeksi 100.000'de aşağıya kırdığı an itibariyle artık 80.000 seviyelerini zorlayabilir. Çünkü önümüzdeki süreç, emin olun, bugünlerden çok daha riskli, çok daha tehlikeli. İşin kötü tarafı 3 Kasım öyle bir tarih ki Kuzey Küre'de ikinci dalganın patlayacağı en kritik aylardan birisi olacak. Yani ikisi bir araya geldiği zaman piyasalarda bütün dengeler alt üst olacak. Borsalarda, hisse senedi piyasalarında satış baskısı artacak. Dolar 6.86 seviyesinde şu sıralarda. 6.85-86 seviyesinde gidiyor. Ama biraz önce ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaştığım hem ulusal hem de dünyadaki riskler nedeniyle, ekonomik riskler ve siyasi riskler nedeniyle dolarda hızlı hareketliliklerin arifesindeyiz. Aynı size 1700'ün üzerinde söylediğim altın ons değeri gibi dolarda da kritik seviyenin üzerindeyiz. Her an dolarda çok sert yükselişler olabilir. Tabii bunun yanına bir de borsadan çıkan paranın dolara girmesini hesaplamak zorundayız. O paranın da dolara yönelmesiyle, altına yönelmesiyle birlikte dolardaki hareketlilik çok daha sert olacaktır. Gram altındaki yükseliş çok daha sert olacaktır. Euro dolar paritesi yine 1.13'ün altında, 1.12-1.14 aralığında gidip geliyor. Görünen o ki risklerin artmasıyla birlikte 1.12 aşağıya doğru kırılacak ve 1.08'e giden bir euro dolar paritesi göreceğiz. Faiz 10'un üzerine çıktı, %10'un üzerine çıktı. Arkadaşlar, piyasa büyük bir tedirginlik içerisinde. Türkiye ne yazık ki para bulamıyor, ne içeriden ne dışarıdan ve bu da faizlerin yukarıya doğru ivmelenmesini beraberinde getiriyor. Politika faizi %8.25, piyasadaki tahvil faizine bakıyorsunuz %10'un üzerinde. Altının onsu 1800 doların üzerinde şu anda. 1805, 1806, 1807 o civarda gidip geliyor. Bugün 1790'larda görüldü ama çok hızlı bir şekilde tekrar kendisini 1800 doların üzerine attı. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, eğer ki 1800'ün üzerinde kalmayı bu şekilde ısrar ettirirse altının onsu, 1700'lü seviyeleri bir kez daha görmeyebiliriz. Artık altın rekor denemelerine başlayabilir. Bu da gram altının sandığı çok daha hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getirebilir. Petrol de yine ikinci pandemi dalgası endişeleriyle 41 dolar seviyesine kadar gevşedi. Tabii hem ikinci dalga etkisinin hem de petrol depolarının tekrar dolmasının petrol fiyatlarının düşmesine büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın ve Arap ülkelerinin, OPEC ülkelerinin petrol üretimini hızlandıracağız açıklamaları da bence petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oluyor. Toplamda piyasalar büyük bir tedirginlik içerisinde.
içerisinde gelen her haberin artık olumlu tarafı değil, daha çok olumsuz tarafı algılanacak ve değerlendirilecek piyasalarda. Bu da hisse senedi piyasalarındaki satış baskısını, dolar ve altındaki alım baskısını arttıracak. Dolar endeksi de yukarıya doğru çıkmaya başladı. Türkiye'nin CDS'i de yukarıya doğru çıkmaya başladı. Altın onsu da 1800 doların üzerinde ısrarlı bir şekilde kalmaya devam ediyor. Tüm borsalarda düşüş eğilimi başladı. Tabii önümüzdeki hafta bunu çok daha net bir şekilde göreceğiz. Kapanış rakamlarında çok önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Son bir cümle, dolardaki sert yukarıya hareket gram altının bu ons değeriyle birlikte uçmasını beraberinde getirecektir. Bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.